Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Yaklaşık 3 ay önce tablolarda teknik verileri de koyarak fiyat performans araçları birlikte seçmeye çalışmıştık. Onlar da yardımcı olsun diye size tabloları sunmuştum. Epey süre geçti. 2025 yılının da ilk çeyreğindeyiz. Hem yeni gelen araçları da içine koyarak aynı zamanda gelme ihtimali çok yüksek olan, hatta firmalar tarafından da açıklanan ancak fiyatı ve ne zaman geleceğine dair net bir tarih verilmeyen araçları da bu tabloya dahil ettim. Toplam 52 adet aracın teknik verisi üzerinden bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. İki bölümden oluşacak. Tabloda yer alan 52 adet aracın teknik değerlendirmesini yaptıktan sonra uzun yola uygun 15 dakikalık şarj ile 400 kilometrenin üzerinde otoban verisi alabileceğimiz elektrikli araçları değerlendirdim. Öncelikle tablo ile ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Bu tablodaki verilerde bazı veriler EV Database verisinden farklı. Onları parantez içinde yazdım. Onlar çünkü markaların katalog verileri. İki veriyi de görmenizi istedim. EV Database'te yeni bir veri eklendi. Bu veride %100 şarj ile uzun yola başlayıp %10'a kadar aracı sürüp 15 dakika molayla devam edip tekrar %10'a kadar ne kadar menzil yapabileceğimizi veren bir veri oluşturdu. Bu veri hem ılıman havada, hem soğuk havada, hem de karma olarak verildi. Ben burada karma verileri koydum. Benim şu andaki yaptığım açıklamalar da dahil olmak üzere tablodaki verilere ilişkin renklendirmelerin neler olduğunu tablonun aşağı kısmında görebilirsiniz. 52 adet araç çok fazla sayı olduğu için hem hepsini tek sayfada gösterdim hem de aynı zamanda 5 ayrı sayfada gösterdim. Excel'in alt kısmında yer alan sayfa kısmından istediğiniz sayfada o 10'ar adet, son sayfa 12 adet aracın teknik verisini ayrı ayrı da inceleyebilirsiniz. Bu verileri indirerek bunları tamamen siz serbestçe değiştirebilirsiniz. Bu kullandığım tabloları kendiniz bir başka paylaşımda da kullanabilirsiniz. Bir sakıncası yok benim için. Ama benim hazırladığım verileri kullandığınızı belirtirseniz sevinirim. Fiyat notunu özellikle söylemek istiyorum. Bu fiyat tamamen markaların açıklamış olduğu liste fiyatları. Eleme yapıp kendiniz indirgediğinizde, örneğin 5 tane araca indirgediniz. Bu fiyatları gidip bayilerden muhakkak pazarlık yaparak değiştirebileceğinizi bilin. Bazılarında değiştirilebiliyor, bazılarında değiştirilemiyor. Maalesef Türkiye'nin bir tuhaf bir durumu bu araç piyasasında. Sevmediğim bir şey. Bu renklendirmeleri de şu şekilde yaptım. Tamamen bu 52 tane aracın teknik verisinde normal verileri, yani ortadaki verileri normal veri kabul ettim. Alttaki verileri kırmızı kabul ettim. Yetersiz kabul ettim. Ortalamanın üstündeki verileri ise iyi olarak kabul edip yeşille işaretledim. Şimdi isterseniz tabloya geçelim. Bu tablodaki sıralamayı şu şekilde yaptım ben. Tamamen batarya büyüklüklerine göre sıraladım. Siz bu sıralamayı isterseniz değiştirebilirsiniz. İkinci bölümdeki uzun yola uygun araçları ise 15 dakikalık şarj molasıyla yapılabilen mesafenin uzunluğuna göre sıraladım. Yorumlar tamamen benim kişisel değerlendirmemdir. Yine önemli bir şey, bu tamamen teknik veriyi içerdiği için bu elemeyi yaptıktan sonra muhakkak ve muhakkak araçların markalar tarafından açıklanan donanımlarını incelemenizi öneririm. Teknik veri kadar donanım da çok önemli olabiliyor. Bu konuda sadece donanım değil, tasarım da önemli olabiliyor. Donanımlarda kendiniz için olmazsa olmazları listeleyin. O aracın donanımlarında yer alıyor mu, almıyor mu? Bazı donanımlar da araçların kataloglarında da yer almayabiliyor. Veya satış temsilcisi evet bu donanım var diyor ancak olmayabiliyor. Kendimden bir örnek vereyim. Benim yıllık kullanımımın büyük bir miktarı uzun yol. Dolayısıyla benim için uzun yolda adaptif cruise control olmazsa olmazlardan bir tanesi. Yine aynı şekilde auto hold olmazsa olmazlardan bir tanesi. Tek pedal sürüş olmazsa olmazlarımdan bir tanesi. Şarj hızını çok önemsiyorum. %10'dan %80'e yarım saat veya daha altında şarj olması benim için çok önemli. Yeri gelmişken söyleyeyim. Şarj hızında pik değerinin çok büyük bir önemi yok. Önemli olan şarj süresi. Yine aynı şekilde yılda 15
15 bin kilometrenin üzerinde sürüş yapmadığım için benim için MTV de önemli. Bu nedenle 160 kW'ın üzerindeki motor gücüne sahip araçları tercih etmiyorum. Yine benim için adaptif LED farlar çok önemli. Uzun yolda 15 dakikalık şarj ile bana en az 400 kilometrelik bir menzil sağlaması benim için çok önemli. Diyelim ki bunları sağlayan 3 tane araç buldum. Bu sefer ikinci önceliklerimi sıralıyorum. Bunda mesela benim için aracın yerden yüksekliği önemli. Dolayısıyla ben sedan araçları tercih etmiyorum. Yine aynı şekilde bagaj yükleme açıklığı da benim için önemli. Ben Hyundai Ioniq 6'yı çok beğeniyorum. Ancak o arka bagaj açıklığı benim için uygun değil. Ne çocuk arabası sığdırabilirsiniz, ne engelli aracı sığdırabilirsiniz, ne valizinizi veya büyük eşyaları rahatlıkla yükleyip alabilirsiniz. Dolayısıyla bagaj açıklığı da benim için önemli. Yani camla birlikte bagaj kapağının açılmasını çok önemsiyorum. Bagaj ve saklama alanlarının fazlalığı, elektrikli koltuk olup olmadığı gibi şeyler benim için önemli. Bu nedenle kendiniz için öncelikleri sıralayıp bu teknik verilerdeki elemeden sonra bu önceliklere göre de tekrar yeni bir elemasyon yapmanız gerekiyor. Araç seçiminde ihtiyaç ve beklentileriniz de çok önemli oluyor. Siz bu aracı evinizden şarj etme imkanınız varsa ve şehir içi kullanımları için alıyorsanız, aynı zamanda evin ikinci aracı olacaksa menziline çok dikkat etmenize gerek yok. Şarj hızına çok dikkat etmenize gerek yok. Zaten şehir içinde kullanılacağı için listede yer alan en az kilometreli araçlar bile şehir içi için uygun. Dolayısıyla diğer önceliklerinize bakabilirsiniz. Tasarım, donanım ve benzeri. Eğer şarj imkanınız varsa ve bu araç evin birinci aracı olacaksa, uzun yolda da kullanmak sizin için önemliyse, o zaman 110 kilometrelerdeki menzili 300 kilometrenin altındaki araçlara bakmamanızı öneririm. Şarj hızı da %10'dan %80'e yarım saatin üzerinde olan araçları elemenizi öneririm. Eğer bu aracı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız, birkaç yıl içinde satmayı düşünüyorsanız, o zaman ya düşük fiyatlı araçlara bakmanız gerekiyor ya da ikinci el araç almanız gerekiyor. Aynı zamanda şuna da bakabilirsiniz. İkinci elde hangi araçlar daha çok değer kaybına uğramış? Sıfırıyla ikinci el fiyatı ne kadar farklı? Bunlara da bakarak da seçim yapabilirsiniz. Bir başka yöntem de şu olabilir. Eğer aracı uzun süre kullanmak istemiyorsanız, temiz, yüksek kilometre yapmamış ikinci elleri de tercih edebilirsiniz. Bir başka önemsenmesi gereken şey de aldığınız aracın servis, yedek parça, bakım gibi koşulları. Bunları da incelemenizi ve sormanızı öneririm. Örneğin bulunduğunuz şehirde var mı? Bulunduğunuz şehirde yoksa bulunduğunuz şehire servis hizmeti var mı? Gibi konuları da bakmanızı öneririm. Eğer evden şarj imkanınız yoksa 110 kilometre hızlarda otoyol menzili 300 kilometrenin altındaki araçlara bakmamanızı öneririm. Ayrıca evden şarj imkanınız yoksa birkaç defa daha düşünmenizi öneririm. Şöyle ki, bulunduğunuz yerde uygun şarj istasyonları size yakın mı değil mi? Bu aracı ne kadar sıklıkla şarj etmeniz gerekiyor? Bunları muhakkak araştırıp bakmanızı ve buna göre karar vermenizi öneririm. Evden şarj imkanı yoksa hem maliyet açısından hem de zaman konforu açısından sizin için uygun olmayabilir. Muhakkak bunu kendi içinizde düşünmenizi öneririm. Soğuk bölgelerde yaşıyorsanız elektrikli bataryalı araçların özellikle şarj süresi ve menzili açısından sıkıntı yaratabileceğini bilmenizi isterim. Sıcak ve ılıman bölgelerde yaşıyorsanız o zaman sizin için uygun NMC'de, LFP'de seçebilirsiniz. Ancak LFP bataryalı araçlar sıcak iklimin olduğu bölgelerde NMC bataryaya göre daha az verim kaybına uğramaktadırlar. Aynı zamanda LFP bataryaların NMC bataryalara göre daha uzun ömürlü ve daha dayanıklı olduklarını, daha güvenlikli olduklarını bilmenizi isterim. Bu NMC bataryalar güvensiz demek değildir, ama onu bilin. NMC bataryalar ise hem şarj hızı hem de performans anlamında LFP
bataryalardan daha iyi durumda. Döngü sayısı az olmasına rağmen daha az alanda daha fazla enerji depolayabilmekte. Yalnız elektrikli bataryalı bir araç seçimi yapacaksanız özellikle Tesla Model Y Standard Range aracının Türkiye'de elektrikli bataryalı olarak satılan diğer marka araçların şarj hızlarından çok daha üst düzeyde verimliliğe sahip olduğunu bilmenizi isterim. Listemize baktığımızda tek tek ben bunları değerlendirmeyeceğim. Çünkü çok çok uzun sürer video. Burada ilk iki sayfada 52 kWh saatin altındaki bataryaya sahip araçları görüyoruz. Bunların hemen hemen hepsi aslında şehir içi için uygun araçlar. Yani uzun yol için çok uygun araçlar değil. Hem şarj hızı anlamında hem de menzil anlamında. İlk iki sayfada iki tane aracı farklı yere konumlandırıyorum. Bir tanesi Hyundai Ioniq 6, bir tanesi de Volkswagen ID.4. Hyundai Ioniq 6 hem uzun yol içinde uygun olabilecek, şarj hızı çok yüksek, rüzgar sürtünme katsayısı çok düşük ve iç hacim olarak çok büyük bir araç. Dediğim gibi ben daha önceden baktığımda bagaj yükleme açıklığı benim için uygun değildi. Ama bu sizin için önemli değilse bakılması gereken araçlardan bir tanesi diye düşünüyorum. Volkswagen ID.4 ise özellikle hacim açısından büyük bir araç. Eğer menzili, şarj hızı sizin için uygunsa Volkswagen ID.4'e de bakabilirsiniz. Ama örneğin ben Volkswagen ID.4'te baktığımda o kolçak kısmı benim hoşuma gitmemişti. Aynı şekilde koltukların elektrikli olmaması o fiyatlardaki bir araçta benim için uygun değildi gibi bazıları için yeterli olabilir. Bazıları için gerekli donanımlar olabilir. Bazıları için gerekli donanımlar olmayabilir. Üçüncü sayfada ise yaklaşık 60 kWh'lik bataryaya sahip araçları görüyoruz. Aynı zamanda menzillerin de ilk iki sayfaya göre daha arttığını görüyoruz. Dördüncü sayfada ise 64 kWh ile 73 kWh arasındaki bataryaya sahip araçları görüyoruz. Menzili de bir tık artmaya devam ediyor. Tabii ki hem 3. sayfada hem 4. sayfada hacim büyüklüklerinin de artmaya başladığını görebiliyoruz. Genel anlamda baktığımızda fiyatlar da artmaya başlıyor zaten. Son sayfada ise 73 kWh'in üzerindeki bataryaya sahip olan araçları görüyoruz. Burada da menziller ve hacimler daha da artmış oluyor. Bu veriler ışığında listeye baktığımızda şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Nispeten liste içindeki uygun fiyatlı araçlar açısından Citroen EC4'ün, Opel Corsa E'nin, MG4 Luxury'nin, BYD Dolphin ve Atto 3'ün, Renault Megane E-Tech'in araçlarının uygun fiyatlı, yeterli donanım ve teknik veriye sahip olabildiğini görüyorum. Bunların içinde uzun yol içinde uygun bir araç düşünülüyorsa Renault Megane E-Tech ve MG4 Luxury'nin hem şarj hızı nedeniyle hem de verimliliği nedeniyle daha uygun araçlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü BYD'nin araçları maalesef şarj hızı anlamında yeterli değil diye düşünüyorum. Yine bu listeye baktığımızda ülkeye yeni giriş yapan Opel Grandland E, Peugeot E3008 hem marka bilinirliliği hem de tasarım açısından tercih edilebileceğini görüyorum. Ama ben o araçlarda fiyatıyla orantıladığımda bazı donanımların eksik olduğunu düşünüyorum. EV database verilerine baktığımda ve aynı zamanda E3008'i bir sürede test etmiş olduğum için şunu görüyorum ki hem Opel Grandland E hem de Peugeot E3008 yeterli verimlilikte araçlar değil bence. Büyük hacim, malzeme kalitesi, yalıtım, konfor, marka bilinirliliği, sürüş keyfi gibi nedenlerle Mini Countryman E'nin, Volkswagen ID.4'ün, Hyundai Ioniq 5 ve 6'nın, Kia EV3 ve Kia EV6'nın bazıları tarafından tercih edilebilecek araçlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle büyüklük ve hacim nedeniyle KGM Torres, EVX ve BYD Seal U'nun da Türkiye'de bazı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek tasarımda olduklarını görüyorum. Yalnız BYD Seal U'nun hem şarj hızı anlamında hem de verimlilik anlamında tatmin edici olmadığını düşünüyorum. Aynı zamanda bu iki araç teknolojik açıdan da bence çok yeterli değil. İlk önceliği menzil olanlar için ise donanım, kalite, hacim gibi konularda kendileri için uygun olacaksa %10 ÖTV'li dilimde yer alan Kia EV3 ve Cupra Born daha üst ÖTV
MTB diliminde ise Volkswagen ID.7 ve Hyundai Ioniq 5'in uzun menzilli araçlarının tercih edilebileceğini düşünüyorum. Tok T10X'in ise sorunlarının çok büyük miktarda azaldığını, şu anda ülkede fiyat performans açısından birinci araç olduğunu düşünüyorum. Ben Tok'u test ettiğimde gaz pedal hissiyatını çok iyi bulmamıştım. Aynı zamanda rejeneratif frenlemenin de yeterli olmadığını, tatmin edici olmadığını görmüştüm. Bir iki kısmı hariç malzeme kalitesini de beğenmiştim açıkçası. Eğer uzaktan erişim seçeneklerini de arttırırlarsa çok ciddi bir mesafe kat etmiş olacaklarını düşünüyorum. Premium araç markası anlamında baktığımızda ise 3 milyonun altında yer alan Volvo EX40 ve EC40'ın, BMW iX1 ve iX2'nin tercih edilebileceğini düşünüyorum. Bu benim görüşümdür. Tesla'yı her açıdan bu listelerde yer alan bütün araçlardan farklı bir yere konumlandırıyorum. Sebeplerini de daha önceki bir iki tane videomda anlatmıştım zaten. O nedenle benim birinci önceliğim bu listede yer alan bu araçların içinde Tesla. Ama dediğim gibi bu tamamen benim görüşüm. Fiyatlar açısından bakacak olursak 1 milyon 300 bin liranın altında eğer alınabilirse Citroen EC4 ve Opel Corsa E'nin ön plana çıktığını düşünüyorum. Zaten onun dışında da 1 milyon 300 bin liranın altında sadece BYD Dolphin var. 1 milyon 300 bin liranın altında ikinci el bakılacak ise ben de Renault Megane E-Tech'in ve MG4 Luxury'nin ön plana çıktığını düşünüyorum. Yine aynı şekilde Citroen EC4 ve Opel Corsa E'nin de 1 milyon 300 bin liranın altında fiyat performans araç olarak ön plana çıktığını düşünüyorum. Ancak uzun yolda da kullanılacaksa 1 milyon 300 bin liranın altında ikinci el araç olarak Renault Megane E-Tech ve MG4 Luxury'nin daha ön planda olduğunu düşünüyorum. 1 milyon 300 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasındaki fiyata baktığımızda ise sıfır olarak Kia EV3'ün standart menzilini, BYD Atto 3'ü tercih edilebilecek araçlar olarak görüyorum. Yine burada da ikinci elde Renault Megane E-Tech'in ön planda olduğunu düşünüyorum. 1 milyon 500 bin lira ile 1 milyon 700 bin lira arasındaki araçlara baktığımda ise sıfır olarak Kia EV3'ün Elegance Long Range paketinin, Cupra Born'un, o da fiyatı indirmesi nedeniyle bu aralığa koydum, Volkswagen ID.4'ün, Renault Megane E-Tech'in sıfır olarak ön planda olduğunu düşünüyorum. İkinci el olarak ise Hyundai Ioniq 5 ve 6'nın fiyat performans araçları olabileceğini düşünüyorum. Gelelim 1 milyon 700 bin lira ile 2 milyon lira arasındaki araçlara. Aslında bu fiyat aralığında seçim yapmak çok kolay değil. Çünkü önümüzde çok fazla seçenek oluyor. Burada ihtiyacınızın ve önceliğinizin ne olduğu önemli duruma çıkıyor. Örneğin premium bir araç istiyorsanız Mini Countryman E ön plana çıkabilir. Ama ben Mini Countryman E'de örneğin adaptif cruise kontrolünün olmamasını yadırgamıştım. Benim için önemli bir donanım. Sizin için önemli bir donanım değilse güzel bir premium araç. Zaten çok da tercih ediliyor. Yine bu fiyat aralığında Kia EV3'ün üst iki donanımının da tercih edilebilecek araçlar olduğunu düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi Tok T10X zaten fiyat performans olarak çok iyi. Büyük bataryalı, büyük hacimli bir araç. Aynı zamanda uzaktan erişimi de olan bir araç. Gün geçtikçe de geliştiriliyor. Tok T10X'in de hem kredi kampanyası nedeniyle ön planda olduğunu düşünüyorum. Bu fiyat aralığında KGM Torres EVX'in, BYD Seal U'nun, Opel Grandland E'nin, Peugeot E3008'in kişilerin tercihlerine, ihtiyaçlarına, beğenilerine göre tercih edilebilecek araçlar olduğunu düşünüyorum. Ama benim söylediğim gibi ben olsam bu aralıkta Tesla Model Y standart range'i tercih ederim. 2 milyon lira ile 2,5 milyon lira arasındaki fiyat bandında ise BMW iX1 ve iX2'nin, Volvo EX40 ve EC40'ın incelenip test edilip tercih edilebileceğini düşünüyorum. 2,5 milyon lira ile 3 milyon lira aralığında ise zaten iki tane uzun menzilli iki çeker araç var. Bir tanesi Volkswagen ID.7, bir tanesi de Hyundai Ioniq 5. Ben bu iki aracın da hem menzil açısından, hem donanım açısından, hem konfor açısından, hem kalite açısından tatmin edici olduğunu düşünüyorum. Fiyatı uygundur değildir. O tamamen sizin değerlendirmenize kalmış bir şey. Ama maalesef başka da bir seçeneğimiz yok zaten.
Bir paylaşımın daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.